Merhaba arkadaşlar. Elimdeki çiçeğin yapılışını göstermeye çalışacağım inşallah sizlere. Öncelikle bu sap kısmını oluşturacağız. Daha sonra yapraklarını yapacağız. En sonunda da tohumlarını yapacağız. İğneme beyaz ipimi taktım. Hemen parmağıma ipimi doladım. 6 tane zürafa ile başlıyoruz arkadaşlar. Beş tane oldu. Bir tane daha yapıyorum. Evet. 6 tane zürafamı yaptım. Şimdi alt ipimi, yani parmağıma sardığım ipimi çekiyorum. Evet. Hemen üzerinde bir sıra dolanacağım. Daha sonra sap kısmını oluşturmaya başlayacağım. Bazen farkında olmadan parmağım iğneyi battığım yeri kapatabiliyor. Ama daha sonrasında göstermeye çalışıyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şu şekilde her bir zürafanın içine iğnemi batarak devam ediyorum. Evet, bir sıra dolandım. Şimdi sap kısmının oluşması için hemen tuttum ipimi. Bu şekilde 6-7 sıra zürafa yaparak gideceğiz ve sap kısmı oluşmuş olacak arkadaşlar.
Bakın sap kısmı oluşmaya başladı. 6-7 sıraya bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 6 sıra yaptım zürafama. 2 tane yaprağımızın yapımına geçiyoruz şimdi. Her bir zürafanın içine birer yaprak yapacağız. 2 tane zürafa ile başlıyoruz. Bir tane zürafamı yaptım. Şimdi geri dönüyorum. Bir sonraki zürafanın içine batıyorum. Aynı zürafaya batmadım. Evet, zürafamı tamamladım. İkinci, yani sayıyı eksiltmemek için aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar geri dönüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. Aynı yere şimdi tekrar batıyorum. Bu şekilde tam 5 sıra yapacağız. 3 sıra oldu. Tekrar 5. sırayı yapmak için geri dönüyorum. Şimdi bana gönderilen modelde modelin yaprağı küt duruyordu ve ben buraya aynısını yaptım bu çalışmanın. Bu şekilde yaprağı tamamlıyor. Daha sonra da üzerindeki renkli yeri yapıyordu. Çok küt olduğu için ben üzerine iki olan zürafayı teke düşürerek tamamlayacağım. Tekrar geri döndüm. Bir sonraki zürafamın içine iğnemi battım. Ve bu şekilde bitirdim. Şimdi burada ipimizi koparacağız. Yani koparmamız gerekiyor. Fakat ben hani sonra keseceğim diye devam ediyorum. Bir sonraki zürafamın içinden iğnemi geçiriyorum. Ve aynı işlemi diğer yapraklarda da yapacağım.
Yapraklarımı tamamladım arkadaşlar. Aralardaki iplerimi hep kestim. Şimdi de bunun üzerinin yapılışına geçeceğiz. Bana gönderilen modelde üst kısmı da beyaz yapılmıştı. Ben renkli kullandım. Hem görsel açıdan farklı olsun, fikir olsun diye. Yalnız bana gönderilen model beyaz olduğu için yapraklar daha geniş gözüküyordu. O yüzden üzerine beyazla başlayacağım. İki tane zürafa yaptığımız, yani yaprağa başladığımız yerden iğnemi batırıyorum. Düğümümü atıyorum. Yaprağın daha şekilli ve düzgün olması için buraları yaparken iki doluyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlara göre farklı yapış şekilleri olabilir. Sırasıyla zürafaların içine batarak gidiyorum arkadaşlar. Şimdi zürafamın içine batırdım. Bazı arkadaşlar sağdan sola doğru geliyor olabilir. O yüzden ipi atmaları gerekir bu tarafa doğru. Yani şu şekilde. Ben soldan sağa doğru gittiğim için zaten ipim iğnemin altında kalıyor. Sadece arkasını doluyorum. Böyle bir tane de dolayabilirsiniz. İki tane de dolayabilirsiniz. Şu şekilde üstten de atabilirsiniz. Veyahut da iki tane dolayabilirsiniz. Farklı şekillerde yapılabilir arkadaşlar. Her zürafanın içine birer birer batarak devam ediyorum. Aşağıya kadar yaprağımı başladığım yere kadar geleceğim. Evet, geldim. Ve şu anda yaprağım tamamlanmış oldu. Bir sonraki yaprağıma geçerken aynı başladığım yerden yine zürafama iğnemi battım. İki tane doladım. Arasında fazla açıklık kalmayacak şekilde düğümümü sıktım ve aynı işlemi bütün yapraklarında yapacağız arkadaşlar.
Bu şekilde devam edip gidiyoruz. Yapraklarımı tamamladım. Şimdi de ortasının tohumunu yapacağız. Bunun için sarı ipimi alıyorum. Ve hemen parmağıma biraz ip sarıyorum. Bu kadar yeterli. Hemen iğnemi takıyorum. Ve hemen düğüm atıyorum. Düğümümün sağlam olması için de tekrar bir tane daha yapacağım. Şu şekilde düğümümü attım ve tohumumu yapmış oldum. Şimdi bunu çiçeğimin içinden geçirerek tohumun üst kısımlarını yapacağız. Hemen içinden geçiriyorum. Şu şekilde. Ve bu ipimi buraya sabitleyeceğim. Özellikle beyaz ipimle yaptım ki altından renkli ipim çıkmasın diye. Hemen şuradan zürafama taktım. Ve sabitledim. Bu ipimi de burada koparıyorum. Dilerseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz. Yalnız daha küçük sarmak kaydıyla. Yalnız modelde bunu kesmişlerdi. Ben de modeldeki olsun diye hemen bunu keseceğim. Dilediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Hemen uçlarını da çakmakla yapacağım. Çiçeğimiz hazır oldu. Bunu bir yazmanın kenarına nasıl monte edeceğiz? Şimdi ona göstereceğim. Çiçeğimizi takabilmek için arkadaşlar, şimdi yemeninin kenarına nasıl yapacağız? Onu gösteriyorum. Zürafamı yaptım. Geri döndüm. 3 tane içine pırpır yapıyorum.
Tekrar fırfırımı tamamladım. 1, 2, 3. 3 tane zürafa yapıyorum. Dördüncü zürafamı yapıyorum. Geriye dönüp tekrar 3 tane fırfır yapıyoruz. Çiçeğimizi koymak için aradaki zürafa sayısını artıracağız arkadaşlar. Yedi sekiz tane kadar zürafa yaparak tekrar fırfır koymaya devam edeceğiz ve bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeşillerimi tamamladım. Arasında çiçeğimi yapmak için 2, 4, 6, 8 ve 9 tane zürafa yaptım. Birer tane atlayarak ortadaki pırpırımın içine 3 tane sarı renkli pırpır yaptım. En baştakini de yaparken göstereyim istedim. Ortadaki pırpırımın içine iğnemi battım. Zürafamı attım. Tekrar 3 tane pırpır yapıyorum. Çiçeğimi aldım. Oyamın düz kısmı bana doğru bakıyor arkadaşlar. Çiçeğimi de bu şekilde tuttum. Ortada 9 tane zürafa vardı. 5.sine iğnemi batacağım. 2, 4, 5. Yani şuraya batacağım. Önce zürafalarımın içinden şu şekilde iğnemi geçirdim ve şuraya 5. zürafamın içine iğnemi batıyorum. İki tane doladım ve sıktım. Daha sağlam olması için tekrarlamak istiyorum. Bakın, içinden geçirdim. Zürafamın içinden de geçiriyorum. İki tane doluyorum. Ve sıktım. İpimi de kestim. Çiçeğim
Tamamlandı. Şu şekilde. Diğer çiçeğimi de görsellik açısından takmak istiyorum. Bu şekilde tamam oldu ama ben şu kenarına hemen takacağım. Aynı diğerinde olduğu gibi düz tarafı bana bakacak. Oyamı da üzerine koyacağım. Şuradaki en sondaki zürafamın içinden de geçiriyorum. İki tane doladım. Ve sıktım. Daha sağlam olması için aynı işlemi yine tekrarlıyorum. İki tane doladım. Ve sıktım. İpimi koparıyorum. Evet arkadaşlar. Çiçeğim tamam oldu. Şimdiden deneyecek arkadaşlara kolay gelsin. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.